altınlarımı satarak hayvancılığa başladık. Tamam. Benden büyük olunca ben de dedim, ay şimdi o büyük dedim, ben korkarım dedim. Babamın evinde gittim mi dersen hiç gitmedim. Öyle koyunların... Baban demiyor mu? Sen bizim evde hiç bakmadın, gittin. Demiyor ama kesin içinden geçiriyordur. Kesin içinden geçiriyordur. Çiftçi TV izleyenleri, ben Sibel Çelik. Bir hayvancılık hikayesinde tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bugün nerede miyiz? Bugün Balıkesir'in Edremit ilçesi Bostancı mahallesindeyiz. Tam da böyle havaların soğumaklı olduğu zaman güneşli bir gündeyim. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Bir de bir bayan kendisi. Yanımda Tuğçe ablam burada. Tuğçe abla merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Bayanlık konuk olunca ben böyle daha çok heyecanlanıyorum. Bana biraz kendini anlatır mısın? Ben Tuğçe Aşkın. Edremit'in Bostancı mahallesinde yapıyoruz bu işletmeyi. Yani kaç iki çocuğum var? İki çocuk annesiyim. Tamam. İki tane erkek çocuğu annesiyim. Altınlarımı satarak hayvancılığa başladık. Tamam, bu çok önemli. Evet. Buradan bir başlayacağız zaten. Çünkü yani hayvancılık hikayesi dendiğinde, çünkü hayvancılığa girmek isteyenlerimiz çok fazla var. Nasıl başladık bu işi? Biz bu işlere kolay başlamıyoruz. Yani biz küçük bir işletmeyiz, kolay da başlamıyoruz. Aynen. Bu hikayeni çok merak ediyorum. Dinleyeceğim senden de. Şimdi evlisin, iki de çocuk annesisin. Evet. Çocukların okuyor mu? Evet, evet. Biri 14 yaşında büyük oğlum. Küçük oğlum da 8 yaşında. Aman evet, maşallah. Okuyorlar. Hepsini bir arada götürmeye çalışıyoruz. Peki eşin çalışıyor mu? Evet, eşim de çalışıyor. Bir fabrikada işçi olarak çalışıyor, Frezede. Yani evlendik, ben size isterseniz şöyle başlayayım. Biz evlendik, evlendiğimizde dedik ki tek maaş yeter mi? Yetmez, mümkün değil. Çünkü evlat istiyorsun, çocuğun olsun. Giderler hızlanıyor. Yetmeyeceğini düşündük. O zaman dedi ki eşim, hani hadi dedi, gel dedi, altınlarını değerlendirelim. Biz iki tane inek alalım. İşte bu iki ineğimizin biri kendi masraflarını görür. Biri de bizim çarşı masrafımızı görür. Pazarımızı düzer, market alışverişimizi yapar. Hem de çocuklarımızın daha rahat yetiştirebilmek adına. Peki bir şey soracağım sana. Yani hayvancılık senin annenden, babandan ya da eşinden var mıydı böyle bir şey? Aslında eşimin ailesinde yok. Daha önce, belki yıllar önce yapılmış olabilir ama ben evlendiğimde eşimin ailesinde yoktu. Onlar emekli aileydi. Fakat benim kendi ailemde, benim babam, ben doğdum, babam doğmuş koyuncu olarak. Yani küçükbaş hayvancılık. Babamın evinde de hep küçükbaş hayvancılık gördüm. Büyükbaş görmedim. Ama eşim, şöyle bir şey var. Benim eşim iki tane tavuk alsın, onlar ürüyor. Büyüyor. Elinden çok bereketlidir. Elinde ürüyor. Biz de işte büyükbaş inekle başladık. İnekle de devam ediyoruz bakalım, Allah şimdi nasip şeydi ederse. Mesela yani bu işe başlarken inekçilik mi yapacağım yoksa koyunculuk yapacağım mı? Yani bunun kararını vermek de çok zor olsa gerek. Tabii tabii, neden? Ama şöyle bir şey vardı. Koyunculuk mu yapacağım diye hiç aklımıza bunu getirmedik. Neden inek? Sabah akşam sağım yapıyorsun. Sabah akşam hayvana bakabiliyoruz, ineğe. Eşim o zaman tabii böyle yanımıza birini çalışmak için falan alacağız diye hiç düşünmedik. Dedik yani sabah işe gitmeden önce ineklere bakarım. Akşam hani işten çıktıktan sonra ineklere bakarım. Dedi gün içinde sen ilgilenirsin. Benimle birlikte sen girersin hayvanlara. İkimiz birlikte olduğumuzda hani zamandan da kazanmış oluruz dedi. O yüzden ikimiz birlikte başladığımız için direkt biz inek. Sabah akşam bakım olduğu için direkt inek olarak düşündük. Hiç küçük hayvan düşünmedik. Çünkü koyunu babamdan biliyorum. Mevsim mevsim değişiyor gerçi ama gece çıkarman gerekiyor, yayman gerekiyor. Koyun daha zahmetli gibi geldi bize. O yüzden biz hiç koyun, keçi, daha farklı bir şey getirmek. Direkt inekti. Çünkü o kapalı durabiliyor. Sabah akşam bakımı olunca biz direkt inek düşündük yani açıkçası. Hiçbir şey gelmedi aklımıza. Yani şimdi mesela ben böyle inek deyince böyle bayan, şimdi hep herkese böyle bir düşünce var. İnek, bayan. Bak nasıl şimdi bende de oldu. Ya değil mi yani? İlk şimdi... etapta oldu. Dediğiniz gibi. Eşin şimdi, sana böyle bir şeyle gelince insan evet, böyle bir... Ay dedim şimdi ya. O büyük yani. Benden büyük olunca ben de dedim, ay şimdi o büyük dedim, ben korkarım dedim. Dediğiniz gibi korkarım yani, dedim yani. Evet. Ama zamanla ona da alışıyorsun. İlk bir geliyor sana, ürküyorsun. Bu gelmesin falan yapıyordum şöyle. Gitsin. Sen elinde yem kovası var. Hayvanın karnı acıkmış. Seninle birlikte geliyor ister yani. İstemeden. Ne yapacaksın? Ay ben korkuyorum falan yapıyordum böyle. Sonra eşim...
hayvanın da en ince zaaflarını anlattı. İşte burnundan yakaladığında hareket edemiyor. Ürkme, yapma. Bak o da seni anlıyor. O da sana hani aynı tepkiyle cevap veriyor. Sen ondan korkuyorsun. O da senden korkuyor. Böyle böyle alıştım. Şimdi artık hiç korkmuyorum. Öyle bir şey yok. Ya ilk başta hani mesela sen diyorsun ya annem babam koyunculuk yapıyordu falan diye. Yani içeriden bir geliyor. Yani bir hayvancılık böyle bir aşkı geliyor değil evet, mi yani? Evet. Mesela eşinin de bunu annesinden babasının hayvancılığı görmemiş ama bir hayvancılık yapalım diyerek sana gelmesi de çok büyük böyle bir şey yani. Ama şey varmış bu, bilmiyorum belki yine genlerden gelen bir şeydir. Mutlaka genetik olarak bir baskı vardır. Yani bir kuzu alıp beslemeyi çok seviyormuş. Sütüyle besliyormuş, onu büyütüyormuş. Erkekse veriyormuş kurban zamanı. Dişiyse onun yavruları oluyormuş. Sonra başka bir arkadaşının sürüsüne katabiliyormuş mesela bunu. O hep onda doğmuş, büyümüş bir hayvan sevgisi varmış. Ben de biliyordum bunu. Mesela hiçbir şey yapamazsa bir güvercin bakıyordu mesela evde. Çok güzel. O hayvan sevgisi onda varmış. Bende de var. Demek ki varmış ki ben de bunu evlendikten yani, sonra evet. Çözdüm. Ama babamın evinde gittin mi dersen hiç gitmedim. Öyle koyunların... Baban demiyor mu? Sen bizim evde hiç bakmadın, gittin. Demiyor ya... ama kesin içinden geçiriyordur. Kesin içinden geçiriyordur. Ya ben şey diyorum ya Tuğçe abla. Ya bu bizim bu hayvancık ata mesleğimiz tamam mı? Evet. Mutlaka genlerimizde var. Yani var. Ben görüyorum. İşte mesela geçenlerde bir fuardaydım. Şimdi böyle karısının çoluğun çocuğunu almış gelmiş. Dediler işte Sibel Hanım işte merhaba falan öyle işte konuştuk dedim. Hayvancılıkta hiç uğraştınız mı? Yok dedi ya bizim içimizden geliyor öyle dedi. Biz buraya ta dedi İstanbul'dan gezmeye geldik dedi. Bursa İnegöl'e o gün oraya karısının çoluğunu almış gezmeye gelmiş. Hayvanlara bakmaya gezmeye gelmiş. Ya ben onu orada tasdikledim. Evet. Dedim ki yani bu bizim evet. Ata mesleğimiz bizim aynen. Genlerimizden geliyor. Aynen. İşte nasıl derler bunu demek ki. Sütü aldığında içerken bile o hayvan... Tabii değil mi? Evet yani. Şimdi senin hikayene gelelim Tuğçe abla. Evet. Yani çünkü bu işe mesela sen diyorsun ki bir maaşın var. Tamam o gün evlendin ondan sonra evlendin. Bileziklerim var altınlarım var. Evet aynen yani altınlarım. Yani sana eşin böyle bir şeyle geliyor. Ya insan böyle bir düşünür. Yani benim bileziklerimi şu an bu nasıl yatıracağım? Çünkü canlı alıyorsun sen evine. Canlı bakacaksın. Yani bu bir... Ya bunun çıkarı var, olur mu, olmaz mı? Tabii. Çünkü sen eşin de hiç hayvan bakmamış. Sen de mesela çok da böyle hayvancılık yani dendiğinde yani bunun tamam anneden babadan gördün ama hayvancılığı tam anlamıyla bilmiyorsunuz. Tabii ki bilmiyorum tabii ki. Ya çünkü bir yuva kuruyorsun, aynen. Bütün yatırımını hayvancılık için harcayacaksın. Ama o riskleri alıyorsunuz artık göz önüne. Bana en baştan bir anlat ki izleyicilerimiz desinler ki bu hayvancılığa başlayacak olanlar böyle kol karısının kollarında bilezikleri olanlar karı ver saksınlar. Bak ya hanım ver hanım bilezikleri ver ben hayvancılığa aynen. Başlayacağım diyenler tabii, nasıl yaptın bu işe yani nasıl kararını verdiniz vallahi ya? Valla bir akşam oturuyorduk yemek yerken hamile kaldım büyük oğluma baktık yani yetmeyecek mümkünatı yok bir maaşın yetmesi mümkün değil dedi ki bir şeyler yapmalıyız sabah 8 akşam 5 çalışıyor. Dedi ki benim zamanım da var. Ben bunları hani yapabilirim. O demek ki çalışmayı da çok seviyordu. Bir de bir şey vardı mesela özel sektörde falan karısını çalıştırıp da onu istemedi eşim. Anlatabildim mi size? Kendi işimizi yapalım ama sen de o işin patronu ol dedi. Ama bana da zaman ayırabil. İşte bugün gitmeyebilirsin mesela tarla ekiliyor. İşte sen gitme bugün şu zamanımızı ayıralım. Veya ben giderim sen çocuklarımıza zaman ayır. Bunların hepsini inanın ki o akşam yemekte konuştuk. Dedi ki yani ben senin özel sektörde çalışıp da işte getireceğin askeri maaşla olmaz dedi yani. Bir de ben onu istemiyorum. Sen kendi işinin patronu ol. Aynı zamanda ileride benim gibi sen de emekli ol. Ama dedi yani ben hayvan çok istiyorum. Eğer ne dersin bilmiyorum dedi. Takılarını satalım dedi. Verirsen tabii ki dedi. Tamam bunun altını çizelim. Takılarını satalım. İki tane inek alalım dedi bana. Şimdi inek dedi ama bir garipsedim yani inek. Dedim ki nasıl zaman ayıracaksın? Çünkü o da insan gibi bakın yani her şeyi tabii. Özel ilgi istiyor. Ayırabilecek miyiz? Yaparız dedi ya her zorluğun üstesinden dedi. Ben gelirim ben kendime güveniyorum dedi. Dedim sen kendine güveniyorsan ben de senin yanında olmaya güveniyorum. Sattık takıları iki tane inek aldık. İşte biri birinin masrafını öder. Biri de bizi hani harçlık getirir. Kaç sene önce Tuğçe abla buna? 12 yıl önce. Evet, 12 yıl önce. Yani o zamana mesela o altınların
Bana hepsini anlat. Yani o altınların, o senin aldığın, alacağın hayvanı buldunuz mu? Yani gittin sarrafa, nelerle karşılaştın yani? Yani hiçbir şey yoktu. Şimdi bugünün parasıyla size söyleyebilirsem 10 bin lira gibi bir paraydı yani. O gün biz kuyumcuya gittik eşimle, altınlarımızı bozduk. 10 bin lira gibi bir ücret elimize verildi. E ne yapalım? Dedi iki tane inek alabiliriz dedi eşim. Çok rahat alırız. Tamam iyi. İki tane inek aldık. Yerimiz buldum. Var mıydı? Yerimiz yoktu. Tamam. Babamın köyün içinde olan damını kullanmıştık ilk etapta. İki hayvandı. E sonra eşim maaşıyla onun samanını aldı, sılajını aldı, yemini aldı. Başladık. Çok güzeldi başta her şey. Sonra belki biraz hani biliyorsunuzdur da damızlık birliği ya da süt birliğine üye olmamız gerekiyormuş. O günkü günde damızlık birliğine üye olmuştum. İşte dediler ki 5 tane olursa hani sizin için daha iyi olur. Hem de bu devletimizin verdiği desteklerden de yararlanırsınız. Bağkurum başlar dediler bana. Oradan bir şeyler. Sonra biz işte ne yaptık? İşte süt paramızı aldık. Demek ki biraz daha bir şeylerimiz mi vardı satmak için? Biraz daha altınımız vardı galiba. Onları da sattık. Biz inekleri 5 tane yaptık. Çok güzel. Bir birliğe üye olduk. Hala o arada babanın damda duruyor inekler. Tabii. İşte sonra bir bakıyorsun o 5 tane doğum yapıyor. İşte dişin oluyor. Dişiler büyüyor. İnanın ki bakın şurada gördüğünüz ineklerimin hepsi tamamen annesi, kızı, kızının kızı, torunu hep böyle. Dişileri de bugüne kadar Allah nasip etmedi satmak. 12 yıldan beri yapıyorum. Çok severek yapıyorum. İnanın ki sabah 6'da kalkıyorum. Bir de 3 kilometre kadar uzak oturuyorum ben buraya. Edremit ilçesinde oturuyorum. Zevkle geliyorum hayvanlarıma bakmaya. Ha evet derseniz ki evet şu anda bakımını tek başına mı yapıyorsun? Hayır. Tek başına yapmıyorum. Yanıma çalışanım var, elemanım. İşte eşim geliyorsa ben gelmiyorum. Ben geliyorsam eşim gelmeyebiliyor. Bu şekilde idare ediyoruz. Ama çok memnunum. Çok güzel. Yani hayvancılığı sevmesen zaten bu işi yapamazsın. Yok tabii tabii. Yani eşin de mesela çok önemli ya. Ya mesela bir erkeğin karısına destek olması, karısının da kocasına destek olmayıp olup da bu işi yapması güzel. Yani bir taraf istemiyorsa emin ol o işten bir şey kazanamıyorsun, zaten yapamıyorsun. Yani zevk almıyorsanız inanın ki hiçbir şey, temizlik bile yaparken zevk almıyorsan temizliğini bile yapamıyorsun evde. Ya ben yine söylüyorum eşimin sayesinde hayvancılığı çok sevdim. Zevk aldım. O ya en ufağından mesela sabah 6'da eşim yapıyordu sağımı. Nescafe'mi yapıyordum mesela. Bilhassa bahar ve yaz aylarında canım bak diyordu güneş yeni doğuyor diyordu ya. Ondan bile bana zevk almaya alıştırdı. Ben onu bile o zevkle yapmaya alıştım ve gerçekten şu anda oturup da hayvanların önüne Nescafe'mi içerken zevk alıyorum onları izlerken. Çok güzel. Zevk alarak yapıyorum. Yani bilmiyorum yani hayvancılığı zaten gerçekten herkes yapamaz. Eğer bunu yaparken de zevk alıyorsan aldığın her şeyden verim alabiliyorsun. Ben zevk alıyorum, verim alıyorum, karşılığını görüyorum. Çok da mutluyum. Peki karşılaştığın olumsuz şeyler oldu mu? Tabii ki oldu. Mesela bir akşam hiçbir şey yoktu. Baktık gayet normal, saldık hayvanları. Bıraktık evimize gittik, sabah geldik yattığı yerde ölü buldum. Bu tamamen o anki, o günkü motivasyonum tamamen gitti. Niye? Canlı. Neden? Niye? Evet. Neden diyorsun yani? Hiçbir şey yoktu. E bakıyorsun bu sefer tabii ki senin görüştüğün veterinerin geliyor, bakıyor. Yani tabii her risk gibi bunda da riskler var. Evet. Her şey normal gitmiyor bazen. Mesela çok eskilerden benim dedem dermiş. Yılda bir tane ille telef verirmişsin. Veriyorsunuz inanın ki. Yılda bir tane o telefi veriyorsunuz. Ama verdiğin tabii ki o haftanın, o günün, o saatlerin dezavantajını ben de anlatamam sana. Yani artık o maddi kayıp geçiyor da senden, evet. O da can taşıyor ya, sen de onunla birlikte yoruluyorsun. Aynen öyle. Ya düşünsene ya bir buza. Yani sen buna sabahleyin geliyorsun, bakımını yapıyorsun, akşam bakımını yapıyorsun, onu böyle sağımını yapıyorsun falan. Sonra o sana bir yavru veriyor. Tabii. O yavruyu bile kaybetmen o kadar böyle... Artık maddiyatını geçtim. Tabii o İnsanı, geçiyor. Evet. Belli bir noktadan sonra o geçiyor. İnsanı yorar yani. İnsanı evet. Üzüntüye sokar. Evet. Çok güzel. Yani peki sen bu iki hayvanla başlarken senin şu an mesela gördüm ben seni.
şu an çalışanım falan da var burada. Tabii yani bir tane, evet, bir tane çalışanım var. Bu kadara, bu hatta bu seviyeye gelebileceğini biliyor muydun peki yani? Düşünüyor muydun hiç? Hayal kuruyordum ama olacağına inanmıyordum. Hayal kuruyordum gerçekten. İşte şu baş hayvanımız olsa diyordum mesela eşime. Olur olur diyordu o bana. Ya diyordum, tırla yem gelse falan diyordum böyle. Hani tabii eskiden şimdi 5 taneye 10 taneye aldığın gibi şu anki başları alamıyorsun tabii. Kaç tırla tane geliyor. Hayvan var? Şu an 70 baş. Maşallah. Kaç seneden beri yapıyorsun bu işi? 12. 12 yıldır. Rabbim bugüne kadar dişi satmak nasip etmedi. Yani tabii mesela keyfi kaçıyor ineğin. Çok yaşlanmış oluyor, onu veriyorsun, o ayrı bir konu. Sürüden çıkması gerekeni, hani diyorlar ya, sürüden çıkarman gerekiyor. Ama daha bugüne kadar Rabbim istemeden verdiğim olmadı. Anladım. Nasip etmedi onu. Peki iki tane çocuğum var, yani bunlarla mesela buraya gelmek, sonuçta diyorsun ya hani ben Edremit'ten buraya geliyorum, zor olsa gerek yani çok, çocukla birlikte bu işi yapmak. Tabii. Çünkü mesela benim de bir çocuğum var, ben de çok zorlanıyorum. Yani hani mesela ben bir çalışanım orada, iş yerimde. Orada kalman gerekiyor. Sonuçta hayvanla mesela bunun bir zamanı olmuyor ya Tuğçe abla. Hani mesela sabah geliyorsun, tamam sağmanı yapıyorsun, akşam gidiyorsun. Ya akşam da geleyim bir ineklerime bakayım ya da böyle bir hayvanlara bir gideyim diye böyle insanda bir şey oluşuyor yani. O hayvanlar ne yapıyor gibi böyle bir zaman dilimin olmuyor. Ama kendini programlıyorsun. Benim hayatım bir program içinde şu anda. Fit. Sabah 6'da kalkıyorsun. Çocuklarının kahvaltısını hazırlıyorsun. Onları kaldırıyorsun. Kahvaltısını yaptırıyorsun, özellikle kış aylarında okul düzenini sağlayıp çıkıyorsun. İşte eşim ya da bırakıyor işe, büyük artık kendisi gidebiliyor okula, küçük bana bağımlı olduğu için küçüğü bırakıyorum okula, hemen hayvanlara geliyorum. İşte ne yapıyorsun bu sefer? Tabii eskiden daha zordu, çalışanın yoktu. Demek ki o zaman çocuklar da küçüktü ya, okul yoktu o zaman da. Demek ki çocuklarla birlikte geliyordum buraya. İşte çocukları içeriye koyuyordum. O zaman mesela sobasını yakıyordum içeride hayvanların yanında. Onlar sıcak sıcak oturuyorlardı. Ben dışarıya çıkıyordum, eşime yardım ediyordum. İşte birlikte bağlıyorduk, yemlerini veriyordum. O sahım yaparken sularını dolduruyordum böyle. Nere artık? Şimdi artık her şey çok kolay. Diyorum ya şu an hayvancılık çok kolay. Her şey otomatik. Traktör yemi karıyor. Su dağarı kendi doluyor, otomatik atıyor. Yemlikler, kitlemeler, şimdi hayvan kendi giriyor, kitleniyor. Eskiden öyle değildi. Zincirle bağlıyorsun, sularını dolduruyorsun. İnanın ki sılajı biz böyle poşetlere haftalık doldururduk eşimle. Onları ayarlıyorsun, karıyorsun, samanla önlerine döküyorsun. Şimdi artık öyle de traktörü çalıştır, yem karsın, hayvanları bağla, yemini ver, arkadan traktörle geç önünden, sılajını dök. Her şey kolaylaştı. Yani her şey kolaylaştı. Şimdiki... Ama yapabilmek önemli işte. Sevdiğinde yapıyorsun yani, ya. Yani değil mi? Sıkıntı yapabilmek değil. Önemli yapıyorsun, yani. Yapıyorsun, yapıyorsun. Ben... Seven kişi gerçekten yapar, inanıyorum. Seviyorsan yapıyorsun. Biz seviyoruz eşimle birlikte ve yapıyoruz. Ya çünkü çok büyük bir şey yani, sabah 6'da kalkıyorsun, buraya geliyorsun, çocukların var. Yani hayvancının düğünü bayramı olmaz. Yok, sosyal yaşantın yok. Yok. Tatile gidemiyorsun mesela, çocuklar hep ondan müzdarip. Anneye bak, herkes işte yaz tatiline gidiyor. Gerçi siz buraya yakınsınız yani, sonuçta yani. Deniz kıyısınız ama yine de olmuyor değil mi? Olmuyor. Yani. İnsanlar hep böyle şey der, aslında deniz yanında yani, evet, yani ama evet. Bir tatil evet. Sıfatı taşımıyor yani. Yok. Yan tarafındaki olan denize. Arabaya binip hazırlanıp bavulları değil alıp mi? Da gitmen gerekiyor. Değil mi? Evet. Yani sen ona inanıyorsun, evet deniz yanımda diyorsun ama çocuğa onu inandıramıyorsun. Değil mi? Ya ben böyle çok üzülürdüm. Şimdi mesela köye gittiğimde teyzemlerin mesela düğünümüz olurdu, böyle düğünler olurdu. Teyzemler gelemezdi mutlaka, ya eşi ya da kendisi gelemezdi. Ya hep böyle küçükken düşünürdüm, ya bunlar ikisi de istemiyorlar mı hani böyle gelmeyi falan diye. Ama öğrendim ki yani hayvancının düğünü de bayramı da yok. Ya da en son onlar gidiyor. Ya inekler hiçbir zaman hayvanlar tatile girmiyor yani. Tabii, sütle ayetten vazgeçmiyorlar, aynen, öyle değil mi? Aynen. Vazgeçse de yemeleri bitmiyor. Sabah akşam bakacaksın. O bitmiyor. Doğru söylüyorsun. Yani aslında mesela şey de kafama çok takıldı şu an. Az önce bahsettiğin eşim beni özel sektörde çalışmaktan istemedi ve beni hayvancılık kendi işinin patronu ol dedi. Evet. Bu düşünce de aslında güzel bir şey. Yani kendi işinin patronusun. Şimdi erkekler biraz bunu kaldırabiliyor da bak, bayanlar... Biraz bencillik olabilir erkeklerde bu. Hı. Neden? Şöyle diyelim. Tamam, senin de kadın özel kadın sektör... böyle bir şey yapalım. Evet. Ha. Özel sektörde çalıştığında inanın ki bir saate bağlı oluyorsunuz. Tabii. O programın dışına çıkamıyorsunuz. Ama bunda çıkabiliyorsun.
Yani biraz herhalde benim eşim de özel istekleri aksamasın diye, ev düzeni kaçmasın diye muhtemelen beni öyle kandırdı. Dedi ki sen kendi işinin patronu ol. Muhtemelen yani öyle düşünüyorum. Kendi işinin patronu ol sen. Tamam dedi, yani senin gidemediğinde ben giderim. Evet, gerçekten benim gelemediğimde o geliyor. İşte senin zaman ayıramadığında ben ayırırım. Veya ben çok yoğunsam çocuklarımızla sen daha iyi ilgilenirsin dedi. Ya ben de kendimden söyleyeyim sana. Şimdi benim eşim veteriner hekim. Evet. Eşim köylere gidiyor o zamanlar falan. Ben evdeyim. Bir kalıyorsun evde, iki kalıyorsun. Gecenin yarısı eve geliyor. Sonuçta çocuğun da var. Aa, ben baktım bu iş olmuyor. Al arabanın anahtarını gezmeye. Aa, olur mu? Ya gezmek de bir şey değil. Yani olmuyor ya. Akşam gece yarısı geliyor, sabah yatıyor çünkü gece yarısı geldiği için, çalıştığı için bir türlü uyum sağlayamıyorsun birbirine. O zaman da işte ben böyle artık evlendim, işimden ayrıldım falan filan derken ben de üniversite mezunuyum ama kendi mesleğimi de yapmıyorum. Şimdi ben evlendik falan diye bir de Balıkesir'de oturuyor o zamanlar. Baktım olmuyor ya, olmuyor yani, biz böyle bir şeylik yaratıyoruz. Biz kadınlar boş kaldığımızda kesin öyle oluyor ya. Evet, böyle evet. Bir şeyler yaratıyorsun böyle. Böyle evet. Yani o adam neden geç geldi? Ya burada gelecekti, o gün düğün vardı, ben niye geç kaldım? Çünkü her yere geç gidiyorsun. Çünkü sen evdesin, adam gidiyor çalışıyor, sen evdesin. Problem yaratmaya başlıyorsun. Baktık olmuyor. Vallahi tintin, giydim çizmelerimi. Eşimle birlikte valla arabaya atladık o zaman. Biz de tabii bu işe yeni başlıyoruz yani tabii. Çok böyle sıfırdan başlıyorsun. Ne araban var, araban böyle şey, camları kapanmıyor, hava soğuk, buz gibi. Arabanın içinde buz gibi, yani arabanın içi dışarıdan daha soğuk mesela. Hani öyle karkış öyle gidiyorduk. Tabii. Vallahi inanır mısın? İlk zamanlar başladığımızda çizmeleri giyiyorduk. Tabii ben böyle o zaman daha yani yeni böyle çiçekli falan böyle çizmeler giyiyorum. Ama böyle naylon çizme. Köylere gidiyorsun, daha köylere gidiyorsun. Şimdi eşim şeyde gidiyordu, kahvelere giriyordu. Ben ne bileyim hani böyle kahveye girmeyeyim hani falan. Böyle şeyde oturuyorum böyle, arabada bunu böyle saatlerce bekliyorum. Bekle. Zaman geçmiyor, buz gibi hava, üşüyorsun. Dedim ki ondan sonra, dur dedim sen Sibel, bu iş öyle böyle olmaz. Hiç. Giydim böyle, açtım kapıları, dur sen dedim. Onunla birlikte bir başladım kahvelere falan derken, amcalarla konuş, sohbete, damlara gir, koyunlar, şeyler, inekler, ben tutarım o inesini, vurur o tutar falan derken, biz bu işe başladık. Ne güzel, ne güzel. Allah inşallah sonuna kadar. Yani uyum sağlamak gerekiyor. Evet, yani evet, bunun sonucu evet. Uyum sağlamak gerekiyor. Yani bayanlara tavsiyemiz olsun diyelim. Evet, aynen. Ya eğer imkanı varsa, yapmak da istiyorlarsa tabii ki el birliğiyle. Bir de o bir kargaşa var ya böyle, ne derler? O an böyle bir maraton geliyor. İşe yeni başlamışsın, bir şeyler kazanmak istiyorsun. Ne bileyim, yorgunsun. O yorgunluğunu da birinden alacaksın yani. Eşin senden, sen eşinden. Eğer gerçekten o anlayış çerçevesinde hepsini bir arada götürürüz biz deyip de kendine güvenen gerçekten bayanlar varsa yapsınlar. Yapsınlar. Ben şimdi mesela eşim öyle diyor. Ya sen benden fazla diyor hareketli oldun diyor. Tabii dedim yani. Patron benim deseydi. Şimdi bankaya sen gidiyorsun. İster istemez bankadaki işlerin oluyor, işte ödemelerin oluyor, kredi çekmişsin onları yatıracaksın. Aylık ödeme süt paran geliyor, bir şeyleri dengeleyeceksin. Bankadaki bütün bankacılara sen gidiyorsun işte. Birliklerde üye sensin, ismin senin geçiyor. Sen gidiyorsun, ne bileyim ilçe tarımlara sen gidiyorsun. İster istemez şimdi en ufak bir şeyde sen bırak diyorum eşime. Bir kağıt bırakılacak mesela. Yok canım sen tanıyorsun diyor, sen hallet diyor mesela bana. Peki bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Bana sorarsan iyi. Öyle mi? Bence iyi. Ama o da yapıyor. Görüyorsun ha. Şimdi bayan çalışıp da erkek oturuyorsa o çok tamam. O apayrı bir şey. Ama ben görüyorum. Benim eşim de çalışıyor. Ben de mecburum. Elinden tutmak zorundayım. Değil mi? Evet. Yani her birlikte şey karşılıklı. Olmadan tabii. Birlikte olmadan olmuyor. Yani çok değil. O yüzden ikisinden gelen ses şimdi daha güzel. Şimdi biz böyle konuşuyoruz da. Amca diyor ki hanıma dedim diyor. Gidelim diyor. Şehirde oturuyorlar şimdi. Hayvancılığa başlayacaklar. Hanıma dedim diyor. Hadi gidelim dedim diyor yani. Gidelim köye. Hayvancılık yapalım dedim diyor. Hanım istemese nereye gideceksin diyor. Şimdi haklı. Tamam işte ona da saygı duyacaksın. Hanım istemese nereye gideceğim? Düşünsene ya hanım sen şeydesin, şehirdesin. Şehire alışmışsın. Apartman, kaloriferli evler. Sonra bir gün adam çıkıyor geliyor. Hadi hanım gidelim. Şu ver bakalım şu bilezikleri, gidelim. Köye yerleşelim. Hayvancılık yapalım.
Çok zor Tuğçe abla. Yani evet böyle mesela karısı istemiyor, şey yapamıyor. Birlik olmak lazım. Tabii. Hayvancılığı seviyorsan tabii, bu işe başlayacağım diyorsan birlik olmak lazım. Bir de bir yaşa kadar oluyor. Bilmiyorum Sibel Hanım siz benimle aynı fikirde misiniz? Bence bu inek olsun, koyun olsun 55 yaşından sonra olmuyor ya. Bir şey söyleyeyim mi? Evet belki olmayabilir. Bilmiyorum bunu ama emeklilikten sonra daha çok bunu isteyenler var. Ama işte bak o nasıl? Daha çok mesela bizim buralarda da var şimdi. Yeni yeni böyle ev alıyorlar. Hani tavuk, kuzu onu anlarım. Ama inek biraz daha genç olmalı ya. Zor bir meslek. Tabii. Değil mi? Zor bir iş yani. Yani insan belli bir yaştan sonra, yaşını aldıktan sonra o uyku düzenini dahi arıyor. Şimdi bu hayvan doğuracak. Gece 1'de çıkıyorum bakıyorum, 2'de çıkıyoruz bakıyoruz, 3'te bakıyoruz, 4'te bakıyoruz. Bir saat bakmıyorsun doğuruyor. Değil mi? Ya bir de inek mesela koyun gibi değil yani. Koyunun müdahale etmiyorsun yani. Koyun kendi kendine doğuruyor. Tamam inek de doğuruyor ama bazen genelde bir müdahale gerekiyor. Gerekiyor yani. Evet. Ya bizde gerekiyor yani ben bilmiyorum bizde midir? Bizim attırdığımız tohumda mıdır? O tabii en kaynaklı şeylerden bir tanesi o tabii. Ama inekte yine müdahale gerekiyor ya. Peki Tuğçe abla şimdi böyle şey yaptık da ilk zamanlar ilk mesela seneler ilk başladıklarında hayvancılık kolaydı. Peki şu an hayvancılık sence nasıl? Yani maddi açıdan nasıl? Mesela maddi açıdan... bana birazcık böyle bir şey yapsana. Yani Sivan Hanım ben ilk başladığımda yem ne kadardı? Şimdi ne yem ne kadar? Süt tabii, ne kadardı? Şimdi süt ne kadar? Yani bana biraz kıyaslasana. De tamam her şey pembe de bir de bunun şey tarafı var. Tamam evet hani güzel olan tarafı tabii çok güzel. Tabii bunu izleyicilerimize bir söyleyelim ki yani bu yeni başlayacak tabii, olanlara biz önceden bu hayvancılığa başladığımızda biz hayvancılıktan çok memnunduk. Güzeldi, gelirimiz vardı. Çünkü her şey normaldi. Yani bizim etimizi de karşılıyorduk, sütümüzü de. Ondan sonra yani biz her şeyimizi karşılayabiliyorduk. Yem ona göreydi. Ama şimdi benim hep gittiklerimde hep böyle diyorlar yani yem pahalı. Evet yem pahalı bunu biliyoruz. Et para etmiyor, süt aynen, para etmiyor aynen, gibi aynen, mesela böyle konuşuyoruz. Ama yine de bu hayvancılığı yapıyoruz çünkü seviyoruz. Peki sen ne düşünüyorsun? Bana biraz kıyaslasana Tuğçe abla. Ya şimdi mesela ilk hayvancılığı yapmaya başladığımızda dediğin gibi düzeni oturtmuşsun ne yapacaksın? İşte ekiliş yapıyoruz diyelim. 30 dönüm tarla ekiyoruz. Tohumunu al, gübresini al, ekilişini hazırlıyorsun kendine. Bakıyorsun her ay gelenden bir şeyler yapıyorsun ki kalıyordu. Gerçekten kalıyordu. Ne yapıyorsun? İşte işletmeyi biraz daha büyütüyorsun. Bir kademe daha büyüyorsun. Ne bileyim işte erkekleri 6 ay tutabiliyorsan o zamanlar 12 ay tutabiliyordum. 15 ay tutabiliyordum. Ama şimdi evet dediğiniz gibi yem fiyatları biraz arttı. Fazlasıyla arttı. Bizim beklentimizden de biraz daha aşağıda süt fiyatları. O yüzden şu anda inanın ki merdivenler hep eşit. Bakın benim yanımda çalışanım var. Ben aylık süt paramla karşıladığım inanın ki sadece yem ve çalışanımın aylığını sigortasını ödeyebiliyorum. Ha sen şimdi bak mesela tamam böyle diyoruz şimdi ne deniliyor? O zaman kazanmıyorsan yapmasaydın. Benim hep bir lafım var yani babamın hayrına da yapmıyorum ben bu işi ha, yani tamam seviyorum kalıyor, da. Kalıyor kalmıyor değil kalıyor. Tamam onu söyle onu bu şimdi anlat bize. Erkek buzağı doğuruyor. Tamam. Sen dayanabildiğin kadar bak bakabildiğin kadar kes bunu. Ha bu 5 tane oluyor 10 tane oluyor. Ben 10 tane hayvanı birden verdiğimde toplu bir para geçiyor. Anam tamam kredi borcun var kapatabilirsin. Yem borcun birikmiş. Kapatabilirsin. Ne bileyim sılaj mı alman gerekiyor o sene? Sılajın var alınacak mesela. Git onu al toplu bir şekilde. Ama işte dediğim gibi şu anda kumbara misali olduk artık. Biraz da dediğiniz gibi yeme gerçekten çok para veriyoruz. Ekilişleri yaparken biraz daha yorulmaya başladık. Yani eskiden inanın ki 150 dönüm yer ekiyorduk. Bu sene ben şu anda 100 dönümü düşünüyorum. 100 dönüm ekersem iyi. Ha ekebiliyor muyum? Ekiyorum. Borç alıyorum işte. Tarım kredi kooperatiflerinden işte 5 aylık 0 faizle alıyorum ben onu. O gün geldim onu ödeyeceksin ama ne yapıyorsun? Erkekler oluyor. Erkekleri veriyorum. Ama en büyük avantaj yılda bir kez ineği doğutturabilirsem. Ben eğer yılda bir kez ineği doğutturursam dediğim gibi yine de kazanıyorsun. Bazen ne oluyor? Keyfi kaçıyor. Boğasamıyor bu hayvan. Yılda bir kez doğum yaptıramıyorsun.
Bu sefer senin her şey aksıyor. Her şey tekerlek misali. Ön teker nereye? Arka teker oraya. Başka hiçbir şey değil. İşte birazcık yem fiyatları düşse, birazcık düşsün. Bizim ya Tuğçe abla yani. Bütün biraz şu gübre işte, fiyatları düşse. Evet, evet. Yani ekemedik. İnan gübre fiyatlarından ekemedik. Yani şimdi biz diyoruz ki hayvancılığı kurtaracak olan meralarımız var diyoruz. Mera evet. Ekeceğiz diyoruz. Ekmemiz lazım ki bu hayvanları çıkarmamız lazım. Ya da kendi şeyimizi almamız lazım ki bu hayvancılığı bir yere getirmemiz lazım. Ama bakıyorsun ki gübreler de çok pahalı yani. Peki sen nasıl yapıyorsun? Mesela sen herhalde ekili kendin ekiyorsun. Ekiyorum evet. Kaç dönüm arazi ekiyorsun? 100 dönüm. Çok güzel. Bunun 30 dönümü yonca. Tamam. 70 dönümünü de işte mısır sılacı ekiyorum. Mısır sılacını kaldırdıktan sonra buğday ekiyorum. Veya diyelim ki bulmuşumdur, icarla tutuyoruz çünkü. 10 dönüm buluyoruz mesela icarlık bir yer. İşte eşim diyor ki hadi diyor yaza diyor iyi gelir diyor yulaf ekelim hayvanlara diyor. Yulaf ekiyoruz. Hemen zaten işte dediğim gibi zamanında kazanıyorduk ki ekipmanları da alabilmişiz. Mesela yonca biçme makinesini almışım. Toplama makinesini almışsın. Sadece bunun balle yaptırma kalıyor. O zaman ne oluyor? Gider %50'ye düşüyor. İşte zamanında gerçekten kazanmışız ki ekipmanlarımızı olsun, traktörümüzü olsun, her şeyimizi elde edebilmişiz. İşte şimdi de en ufak nereye gideriz? Nasıl yaparız? Hep onun peşindeyiz. Hep böyle kaçamak işler. Mesela geçen sene koyduğum sılacı bu yıl koyamadım. Geçen sene koyduğum samanı bu yıl koyamadım. Geçen yıl 70 dönüm mesela kendim biçtim harman zamanı. Onu saman yaptırdım, koydum. Bu yetmedi bir de Trakya'dan da getirttirdim. Dedim ki işte hadi para var dedik. 20 bin liralık daha getirttirelim dedik. Bu ne oldu? Beni mesela bir yıl boyunca Mart-Nisan ayına kadar getirdi. Ne kalıyor? Mayıs, Haziran, onu da idare ediyorsun, alıyorsun satış yapanlardan, satanlardan falan. Hadi 2 ay saman parası kalıyor. Ama bu ay mümkün değil, bu sene öyle yapamam. Mümkün değil. Ben inanın ki bu sene Ocak sonlarına doğru samansız kaldım demektir. Ne olacak? Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, evet. Haziran, 5 ay alacağım ben bu sene. Evet. İşte geçen yıl 2 ay almışım, bu yıl 5 ay alacağım. Düşünün yani. Çok zor. Yani Allah... İnşallah kolaylığı versin diyorum. İnşallah, yani bu hayvancılığı inşallah. Bitirmeyelim ya. Biz böyle bitmesin. Biz küçük işletmeleriz. Tabii, yani bitmesin. Küçük böyle köylerde yaşayan amcalarım, böyle sizler gibi olanlar, bu hayvancılığı sevenler, bu işe gönül vermiş olanlar yapalım ya. Yapalım Tuğçe abla biz bu işi. Yani biz hayvancılığı seviyoruz, yapalım, istiyoruz tabii ya ki. Yani biz ata mesleğimizi sürdürebilelim diyorum. Yani aynen, inşallah devletten aynen de böyle bir destekler gelir. İnşallah. İnşallah yani hayvancılığı yapalım biz diyorum. Valla devletten destek işte biraz yem fiyatlarımız düşsün. Gübre fiyatlarımız düşsün. Ya en çok istediğimiz bu. Gerçekten en çok istediğimiz bu. Çünkü şu an biz ne alırsak yeme, gübreye veriyoruz. Değil mi? Ekmeden olmuyor. Olmuyor. Ekenden almaya kalktığında da bu sefer diyor ki ben tamam sen ekmemişsin ama diyor senin yapman gereken masrafı ben yaptım. Ben de satarken bu fiyata satıyorum. İster al ister alma. Onun da alıcısı var. O da çok apayrı bir şey. Evet. Onun da alıcısı var. Onu da yapıyor yani insanlar. Diyor mesela ekeceğim de, sulayacağım da, emeğim gidecek de onun yerine diyor 50 bin lira fazla para veririm diyor. Hazır alırım. Hiç olmazsa diyor ambarıma kadar gelir diyor. Hepsi diyor hazır. Tamam bunu da denedik. Bu da olmuyor. Bir şey kalmıyor o zaman. Hiçbir şey kalmıyor. Ya ben bunu ekebilmeliyim ki bana bir şeyler kalması gerekiyor. Aynen, aynen işte. Bu da kalmıyor. Olmuyor. Onu da denedik. O da olmuyor. Peki sen ne düşünüyorsun? Bu hayvancılık nereye gider? Ne olur? Çok iyiye gidecek. Senin güvencin evet. Var mı? İnancın var mı? Var. Ben hala inanıyorum. Ben hala inanıyorum. Ya bizi duyacaklar diyorum ben. İnanın ki bizi de birileri düşünüyor. Ya çünkü düşünsen 12 yıl değil mi? 12 yıl, yıldan beri 12 sen yıl. Bu işe emek veriyorsun. 2 tane hayvandan şu an 70 tane inek yapıyorsun. Yani bu az uz bir şey değil. Kazanıyordum. Ya. İşte kazanıyordun. Şu an kazanamamak yani şu anda da aslında seni kazandıran bir şeyler var ama. İşte şu an diyorum ya hep eşitiz böyle. Böyle. Gidiyor yani. Şimdi mesela herkes aldığın ne diyor biliyor gidiyor. Musun? Hiç kalmıyor. Beni zarara sokmasın, beni götürsün yeter. Tamam kar da sağlamasın bana. Artık. Ama o zaman bak şimdi şu anda gidiyoruz diyorum ama Sibel Hanım nasıl gidiyoruz? İnanın ki sosyal yaşantından kısıyorsun. Tabii canım kısıyorsun. Yani kısıyorsun.
Yani özel hayatından kısıyorsun şu anda. Ben biliyorum ay başında gelecek olan süt parasını. İşte diyorum, yem parası bu. Çalışanın parası bu. Çok acil olan bir şey var. Yetmiyor, olmuyor. Mesela arpa alıyorum bak şu anda. Kış aylarındayız. Arpa ballesi alıyorum mesela hazır. Bak oraya vereceğim diyorum mesela. İnanın ki elektriğim var, suyum var, veteriner masrafım var. Evet. Bir de o kısılmıyor, kesilmiyor mesela. Hadi veteriner masrafından keselim dedik. Erkek danayla hamile bırakalım diye uğraşıyoruz. Bazı hayvan tutmuyor. Evet. Ona veteriner geliyor. Bunlar da insan gibi. Kış aylarına hazırlanıyorlar. Soğuk algınlığı olan var. Gerçekten. Doğru, keyfi evet, kaçan var. Buraya kadar veteriner geliyor. Her masrafın var. İşte dediğim gibi bunların hepsini topladığında ay başında gelecek olan süt parasının hepsini ödüyorsun. Kalmıyor. Hatta bazen kredi bile çekebiliyorsun yani. Sağ olsun. Yani biz böyle mi götürüyoruz? Yani bizim hayvancılık hakkında hayvancılığı seviyoruz. Yani ümidimiz de var. Bir gün inşallah iyileşeceğiz diye. Şu an bizden tamam zarara sokmuyor ama bizi böyle götürüyor. Tamam kâra da sokmuyor ama hayvancılığı seviyoruz. Bu işi de götüreceğiz. İnşallah bir gün düzeleceğiz ümidiyle. İnşallah. Götürüyoruz. Evet. Doğru söylüyorum değil mi yani? Evet, evet. Aynen tam öyle Sibel Hanım. Benim içimde bir ümit var ya. Bizi de duyanlar var. Gerçekten tarımı düşünenlerin de olduğunu inanıyorum. Çünkü hayvancılık yap, ben bilmiyorum yani ekmeliyiz ki daha güvenli yemeliyiz Türkiye'de. Bakmalıyız ki daha sağlıklı olmalıyız. Yani hayvancılık böyle zamanla köreldiğinde çocuklarımıza gece sütünü nasıl öğreteceğiz? Gece sütünü öğretmemiz gerekiyor. Ne bileyim işte ballı süt. Biz bunu kış aylarında, bu bizim rutin düzenimizdir. Aynen öyle. Her gece ballı sütümüz var ama bu zamanla köreldiğinde bunu biz çocuklarımıza veremediğimiz zaman yarın da çocuklarımız çocuklarına veremeyecek. Değil mi? Bizi düşünenler vardır ya. İnşallah, inşallah. Mutlaka, benim de ümidim var ya inşallah. Şimdi buralarda, şimdi her bölgede değişiyor tabii bildiğin gibi süt parası, et parası falan. Peki buralarda süt ne kaçtan geçiyor? 3. 3 TL'ye veriyoruz. 3'ten veriyoruz. 3'ten veriyoruz. Et nasıl? Et şu an hiç bilmiyorum. Erkek yeni kesim yapmadım çünkü. Tamam. O yüzden yalan söylemeyeyim. Peki mesela her bir yerde süt alan yerler, mandıralar hep böyle şey derler. Büyük işletmelerden şu fiyata daha yüksek fiyat alırlar. Küçük işletmelerden daha böyle az fiyat alırlar diyebilirim. Bizde hiç öyle bir şey olmadı Sibel Hanım. Yok bizde öyle bir şey. Yapan da varsa hiçbir bilgim yok. Bizde burada 50 litre sütü olanın da aynıdır, 500 litre sütü olanın da aynı. Mesela mandıralar bazı yerlerde şöyle bir şey de yaparlar. Yani senin sütüne göre değerlendirir. Siz mesela atıyorum Ali amcanın sütü çok güzel böyle yağlı falan böyle hayvanın da böyle tertemiz falan. Atıyorum 12'ni 3,5'dan alır, senin sütünü 3 liradan alır mesela bazılarının Allah sütünü gibi böyle teşvik eden mandıralar da var. Ben onu gördüm. Yani diyor ki Ali abi diyor, Ali abinin gibi sen de yap, sen de 3,5'dan al. Benim toplayıcımda öyle bir şey yok. Ben onu hiç duymadım, bilmiyorum. Koyun sütünü biliyor musun buralarda nasıl? Yanılmıyorsam 6,5'tu. 6,5. 6,5'tu. Evet. Yanılmıyorsam 6,5 diye biliyorum. Ama tabii şimdi koyunlar hamile. Yeni dönemde nasıl yaparlar artık bilemiyorum. Ama inek aynı 3. 3'e veriyoruz. Tabii devlet desteğiyle falan bize sütte çünkü destek veriyorlar devlet. Seni peki mutlu ediyor mu bu süt parası? Yani etmiyor. 3 lira. Etmiyor. Etmiyor. İşte ya süte zam yapın ya yemi düşürün. Değil mi? Yani ya hepsi birbirine süt bağlı böyle ya. Gidecekse yemi düşürün. Ama süt böyle gitmeyecekse yani ya bizi sütü de çıkartın biraz. Yani ya birini bir şeyler olması gerekiyor. Şu anda olması gerekiyor. Doğru böyle olmaz. Mümkün değil. Şimdi bir de şey de çok önemli ya. Annen diyorsun ya mesela iki tane hayvanla başladım, babamın damına koydum. Evet. Anne baba desteği de çok önemli değil mi? Tabii tabii. Eşim gece vardiyasında çalışırken kayınpederim mesela sağım yapıyordu. Allah bin kere razı olsun hepsine. Ayrı ayrı. Kendi babam dedi ki tamam bak başlamışsınız gelin burada yapın. Hiçbir şey istemem. Kayınpederim dedi. Tamam dedi, ne güzel işte bak dedi, hayvancılık yapıyorsunuz dedi. Eşin gece vardiyasındayken ben sağımını yaparım dedi, sağ olsun.
Diyorum ya, herkes mesela, traktörümüz yoktu. Kayınpederimin traktörünü kullandım. Hala kullanıyorum. Küçük diye. Kendime aldım ama büyüğünü almışım. Küçük diye hala kullanıyorum. Yani aile desteği tabii ki önemli. Ailemiz de sağ olsun. Bayanlar bu işte, mesela burası biraz daha böyle, gerçi burası biraz daha bir gelişmiş bir köy, yani mahalle diyeyim. Merkez bir köy burası. Merkez bir evet, köy. Merkez genelde bir köy. Köylerde böyle bayan başına olur mu? Bayanlar bu işi yapar mı? Bayanlar inek bakar mı? Çok bayan var. Dediğin işte koyuna gider mi? Yine senin ne işin var? Çoluğunla çocuğunla otur, kocana bak, kocan çalışıyor işte, yetmez mi gibi böyle bir söylentiler var. Bizim iş bitmeyen böyle söylentilerimiz oluyor. Yani evet, köy yerlerinde oluyor. Kadın başına ne işin var senin diye. Sen karşılaştın mı böyle şeylerle? Ben karşılaşmadım. Ama bizim burada da çok var ya. Alışık bizdim buradaki ha. Bu köy, yani bizim köyümüzün halkı buna alışık. Hani koyun sağan kadın da var. İnekleri olan kadın da var. Zaten ben yani bilmiyorum ama çok eskilerde de herkesin evinde vardır inek ya. İki tane tabii, ineği vardır yani mutlaka. Yani ben diyorum ki geçmişten zaten kocalarımız bize şey derdik, derlerdi. Ameleye gider. Bilir misin sen? Bir amele, yani zeytin toplamaya, yemişe böyle. Yine var tabii zeytine, şimdi yine giderlerdi. Erkekler oraya giderdi. Bütün inekler, koyunlar kadınlara kalırdı. Tabii tabii. Kadınlar güderdi. Yani aynen. Yemini, suyunu, her şeyini, sütünü, bütün her şeyini kadınlar yapardı. Ama biz diyorum ki bir şeyler artık geliştikten sonra, biz böyle artık modernleşmeye başladıktan sonra mı oluyor artık, ben anlamış değilim. Köylerimizde şöyle bir düşünce olmaya baş. Kadın bu işi yapar mı? Kadın dediğin evinde oturur işte, kadın işte çoban olur mu falan gibi söylentiler var. Yani ama kadınlar yine de diyorum ki bak mesela bu merkez köylerde falan her şeyi kadınlar yapıyor diyorsun. Yapıyor, koyunlara yapıyor. Kadınlar yapıyor, ineklere kadınlar gibi, tabii, senin gibi mesela tabii. İnek dediğin zaman büyük hayvan ya, zor bir iş yani. Aynen, bu. Aynen tabii, karşıdan baktığında ürküyor insan. Ya hayvan geliyor, inek geliyor, öyle oluyor, hadi onun sağması. Zor iş. İlk sağımlarını elle mi yaptınız, nasıl yaptınız? Makineyle. Elle yapmadık, makineye alışık olan inekleri almıştık. İki tamam, taneydi. Peki makineyi nereden buldun? İki tane hayvan hemen gittin, makine mi aldın? Arkadaştan. Sağ olsun dedi ki, ya dedi alın dedi. Heh. Kullanın dedi, kendinize aldığınızda dedi verirsiniz bana geri. Bu işte benim bende fazlalık önemli. Dedi. Tabii tabii. Yani sen iki ama tane inekle var. Başlıyorsun. Tabii. Sen sağan makinesi olmasa zaten, bir de diyorsun ki iki tane ineği ben hemen gidip de bir sağan makinesi almayayım diyorsun yani. Öyle değil mi? Alayım diyorsun da para kalmıyor. İşte yani anladın mı? İki taraflı da şey. Aynen. Diyorsun ki bir arkadaşın getiriyor sana sağan makinesi veriyor tabii, yani. Tabii tabii. Yoksa sen bız 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 onlarla uğraşacaktın. Bir de olmaz. Makineye alışkın inek. Ha, sana bir sütünü de öyle vermez. Durum var. Tabii sana sütünü vermez. Makineye alışkın çünkü. Bu inek makineye alışkın. Mecbursun bunu makineyle sağacaksın. Hadi aldık arkadaştan. 2-3 gün sağdık. Yok dedi, eşim böyle olmayacak ya. Kendi malımız başka olur dedi. Gittik, süt vadeli aldık. He, bu ay başında dedik, süt parasını öderiz dedik. Sağ olsun. Esnaf da yine anlıyor yani, bu tip hani bunların satışını yapanlar da anlıyor seni. Çünkü biliyor, ay başında gelecek süt parası. Ödeyecek yani bana. Bir de güvenilir olmak da farklı bir şey tabii ki. Evet. Köylerde aldık, bunun böyle sağdık. Birbirine böyle imece usulü böyle geliyor yapılması da çok güzel bir şey. Tabii şu an mesela ne yapıyoruz? Tırla yem geliyor. Tamam, çok güzel. İki kişi getirtiyor. İki arkadaş getirtiyoruz biz yemimizi. Allah'ım, tırın gelmesine 2 gün var. Bizde yem bitmiş. Ne yapsak şimdi? Hadi arıyoruz. İşte 10 çuval sen bize ver. Bizimkiler geldiğinde biz sana veririz. Bunu yapıyoruz mesela. Çok güzel. Sılaj dönemi oluyor. Bir hafta sonra biçilecek bizim sılaj. Ya 2 kasa bize indir diyoruz mesela. Biz de sana 2 kasa indiririz. Ya bunu yapıyoruz. Evet, köylerde bu var. Çok güzel. Hep yapıyoruz bunu. Çok güzel. Tuğçe ablacığım, seninle sohbet etmek çok güzeldi. Ben de çok memnun oldum. Seni bugün burada görünce ah dedim, tamam bayan. Yani bu işe inek bir de yani zor olsa gerek. Bu işe bakalım kolay başlamamıştır kesin diyerek böyle evet. Bir mutluluk da geldim. Evet. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim bugün ederim, böyle bizi buralarda konuk ettin. Sağ ol. Çok güzeldi burası. Çok ben güzel. Çok beğendim. Ya zaten böyle Edremit'e geliyoruz, böyle şeye geliyoruz değil mi? İnsan böyle bir kalınla falan giydik biz aslında. Sabahleyin ben buraya bir baktım, günlük güneşlik dedim. Oh dedim ya. Yağmur vardı aslında, çok yağmur vardı. Çamurdan da ama belli olur. Ama solunuz yok Tuğçe abla, evet, yani değil, anladın değil, mı? Biz evet. Bir geldik, benim böyle boyunlarım falan atkılıydı. Böyle şeydim yani sabah buraya geldiğimde. Çok güzel böyle günlük evet. Güneşlik. Çok güzel. Ağzına sağlık, çok teşekkür ederim. Rica ederim, sağ olun. Değerli izleyiciler, bir hayvancık hikayesinde sonuna geldik.
Tuğçe ablacığım beni bugün burada çok güzel misafir etti. Çok güzel hikayelerini anlattı. Bileziklerini bozdurmuş, altınlarını bozdurmuş. İki tane hayvanla başlamış bu işe. Biz böyle hikayeleri dinledikçe büyüyoruz. Böyle bu hikayeleri dinledikçe güzelleşiyoruz diyorum. Sizlerin de bize anlatmak istediği hikayeleriniz varsa biz çok dinlemek isteriz. Bizlere mutlaka ulaşın diyorum. Bugünlük de bu kadar. Bir başka programda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.